Merhaba. Aa! Şu an vallahi ağlamak istiyorum. Nilgün Hanım, bunlar ders çalışıyorlar. Vallahi öğretmen hanım, kendi derslerini bıraktılar. Suat'ın dersini çalıştırıyorlar. Pes. Benim. Yok yok, hallederim ben. Yok yok, olur mu benim? Tamam. Tamam. Peki, sağ ol. Abi, vallahi ben şunu çözemedim. Neymiş o, bakayım? Böyle böyle. O zaman. Benim gözleri olmamı istemiyorsunuz. Ondan uzaklaşmamı istiyorsunuz. Ama yani Burak'la takılmasını hiçbir şey demiyorsunuz. Bu nasıl iş? Cümleleri bulmaya çalışıyorum. Ama nasıl söylesem bilemedim. Deminden beri bir şeyler var sende abla, söyle. Burakların bize geldiği ne kadar iyi oldu, değil mi? Evet, hem ödevleri birlikte yaparız. Onun matematiği benden daha iyi zaten. Ha. Gözde. Senin Burak'la aranda bir şey olabilir. Şimdi anladım. Burak'la aramda hiçbir şey yok abla. Biz sadece arkadaşız. Ne bileyim yani, bana bir söz verdin. Ben de onu anlamaya çalışıyorum Gözdeciğim. Evet abla, bir söz verdim. Okul bitene kadar bir gönül ilişkim olmayacak dedim. Ve sözümü tutuyorum da. Ha, ne bileyim, sizi öyle o kadar birlikte mutlu görünce insanın kafası karışıyor. İnsan arkadaşlarıyla birlikteyken de mutlu olamaz mı? Olabilir. Doğru, haklısın. Biz Burak'la çok güzel vakit geçiriyoruz. O benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ay, ne bileyim Gözde. Koray'la yaşadıklarımızı biliyorsun, bak hala atlatabilmiş değiliz. Ben bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Biliyorum abla. Ama Burak Koray gibi değil. Ben de eski Gözde değilim. Dersimi çok iyi aldım ben. Bundan sonra benim için sadece okulum var. O senin o suratını yerim. Ya benim mirketim yok. Ablasının gülü. Oh, gül kokulum benim. Ah, oh, bir tane. Of, of. Tamam. Vay be. İşte öğretmen kardeşi olmak böyle bir şey demek ki. Şu kitapların çokluğuna bak. Burak? Ya çok özür dilerim ben. Kusura bakma, ben şey, kitaplarımı ben senin arabada unutmuştum. Sonra seni göremeyince sen şeydeydin galiba, ben... Tamam tamam, sorun değil. Ya ben bu kitabı çok merak ediyordum. Öyle orada görünce de biraz inceleyeyim dedim ama. Tamam, sorun değil dedim ya, zaten ben bu kitabı okudum. İstersen senin olabilir. Ya yok yok, teşekkür ederim, gerek yok. O zaman ödünç veriyorum. Okuduktan sonra bana geri verirsin. Ha, ablam gibi konu özeti isteyip test ederim, haberin olsun. Peki, tamam. Sen hangi kitabı istemiştin? Ha, o edebiyat kitabını alacaktım ben de. Teşekkür ederim. Ben ödevleri yapayım o zaman.
ders var. Gördü mü acaba? Ya gördüyse? Anlarsa anlasın. Onun da sevdası var. Kara sevdası. Hem biz onunla bu konuyu konuştuk. Koray'la aramda hiçbir şey olmadığını biliyor. Ama ya niye sakladın diye sorarsan? Kızım gözde delirdin mi ya? Kendi kendine konuşuyorsun. Zaten ablana bir söz verdim. Burak'la birlikte olamazsın. Hala konuşmaya devam ediyorum ya, hala. Ya bizim Suat da ciğerini yadırgamadı ha. Fosur fosur uyuyor. Mithat Mete Pars. Ya beni de uyku tutmadı ki. Ben de uyuyamadım. Mısır patlattım. Ablam gelene kadar da uyumam zaten. Kendine patlattın herhalde mısır. Alsana. Ver hadi bakayım. Kendin mi patlattın? Evet. Vay be. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Koray. Ya Koray! Koray dursana! Ya ne yapıyorsun? Saçmalama Koray! Uyuyordur zaten şimdi. Ne diyeceksin bu saatte kıza? Ne mi diyeceğim? Bu dünyada güvendiğim tek insansın diyeceğim. Seni seviyorum. Gel benimle. Yeniden hayat kuralım diyeceğim. Sadece sen ve ben. Ondan başka kimsenin kalmadığını söyleyeceğim ona. Hayat Hoca neden gitti acaba Koray'ın abisine? Bilmiyorum ki. Yani ben de çok merak ediyorum. Koray ya, Koray ya, ne olursun Koray ya. Ablam geldi.
Sevda bak. Bu muydu senin sevgin? Hiç bitmez neden aşkın bu muydu? Hani bizi kimse ayıramazdı? Hani kimsenin gücü yetmezdi? Ben aptal gibi senin için neler yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Yazıklar olsun. Sevda sen yanlış anladın. Biz gözlerle sadece... Burak sus! Burak sus! Tek kelime bile etme bana. Her şey ortada zaten. Sevda yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Ya biz burada... Ya sen hala ne hakla konuşuyorsun? Zahmet edip de bana sevgilini savunma. Tanımadan ama dinleyince anlayacaktır bence. Ya dinlerse tabii. Çok kötü oldu bu ya. Ya sen onu aldatmadın ki. Yani hatta bildiğim kadarıyla siz ayrı gibiydiniz. Ya evet ama onun bu kadar incinmesini istemiyorum ben. Daha önce hiç onu bu kadar üzgün görmedim. Anladım. Kendimi kötü hissettim. Öyle tabii. Bir de burada böyle hiçbir şey yapmadan durunca. Ne yapacaksın ki? Ya gidip konuşacağım. Yanına gitmeni. Yarın konuş bence. Şu an çok sinirlidir. Ya zaten o yüzden konuşmam lazım. Ben tanırım Sevda'yı. Önce bir arasaydın. Telefonu kapalı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bak yine kapalı. Topal kafam ya. Çok pişmanım. Burak biz pişman olacağın ne yaşadık ki? Ya onu demiyorum Gözde. Yanlış anladın sen. Peşinden gitmedim diye pişmanım. Onu o halde yalnız bırakmamalıyım. Ben de sandım ki yani... Tamam, haklısın. Ya kusura bakma. Geldik geleli size de huzur bırakmadık. Saçmalama Burak, asıl sen kusura bakma. Yani bugün senin değer verdiğin biri benim yüzümden kırıldı. Olsun, konuşur hallederim ben. Hadi gideyim, görüşürüz. Bana haber ver olur mu? Görüşürüz. Bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan. Aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan.
Teşekkür ederim Koray. Çok güzeldi. İstiyorsan eve ben seni bırakayım. Yok, ben biraz daha kalayım burada, hava alayım. Koray, bir şey söyleyeceğim sana. Yani ben bugün senin yaptıklarını ortaya çıkardım ama sen bana hiç kızmadın. Neden? Bir yer seni motordan atmayı düşünmedim değil. Belki de aynı şeyler yaşadık, bu yüzden. Ya da belki de sen o diğer tiplere benzemiyorsun. Sen daha farklısın. Gözde'den de mi? Gözde'yi ben okuldan saymıyorum. Sayamıyorum. O senin gibi alt eder miydi beni? Onu da bilmiyorum. Yani bugünkü telefon numaraların falan bayağı iyiydi. Tebrik ederim seni. Ava giden avlanır Koray Bey. Sevda. Gözde ile kendini kıyaslama, tamam mı? Sen başka güzelsin. O başka güzel. İyi ki Burak onu tercih etti. Burak aptal bir herif. Yani bu hatayı yaptı ama boş ver. Neyse. İyi geceler. Sen neredeydin? Bütün gece seni aradım. Sen bana hesap mı soruyorsun? Sen şaka mısın ya? Yürü git sevgilinin yanına. Sevda, o benim sevgilim falan değil. O yüzden mi gecenin bir köründe onun evindeydin? Biz evden atıldığımız için Hayat Hoca bizi yanına aldı. Sadece birkaç gün onlarda kalacaktık, hepsi bu. Burak, sen bana yalan söyledin. Akrabanda kalacağım dedin. Eğer gizleyecek bir şeyin olmasaydı bana böyle yalan söylemezdin. Ya saçmalama Sevda ya. Ben senden neyi gizleyeceğim? Niye gizleyeyim senden bir şeyi ben? Ya o zaman niye söylemedin bana bunu önceden? Çünkü kimse bilsin istemedim. Kimseye söylemedim ki. Ha, ben kimseyim yani, öyle mi? Ya bak yine yanlış anlıyorsun. Burak, bak sen eskiden bir sırrın olduğunda gelir ilk önce bana söylerdin. Kimse duymasın istesen bile bana mutlaka söylerdin. Çünkü o zaman benim yanımdaydın. Ama şimdi... Şimdi aramızdaki bu mesafenin tek sorumlusu ben miyim? Ha? Hayat Hoca'ya yaptığını hatırlamıyor musun? Burak yeter! Yeter artık ya, yeter! Yeter! Hata yaptım, acısını da çektim, özrünü de diledim. Yeter artık! Kendi davranışlarını bahane bulmak için beni yargılamaktan vazgeç! Ya benim seni yargıladığım falan yok Sevda! Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu biliyoruz zaten Burak. Eğer biri seni üzüyorsa başka birini mutlu ediyordur. Ben üzüldükçe, ağladıkça Gözde'nin yüzü gülüyor. Benim kalbim paramparça oldukça Gözde mutlu oluyor. Neden? Çünkü sen onun yanındasın. Tamam Sevda, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Burak ben? Sen beni hiç düşünmezken, bana yalan söylerken ben nasıl sakin olayım? Ya sen de bana yalan söyledin. Ha? Söylemedin mi sen bana yalan? Ha, ödeştik yani, öyle mi? Öyle. Ödeştik. Senin yaptığın benim canımı çok yaktı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece seni çok sevdim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Çok! Abla geldin mi? Hiç duymadım. Gözde sen niye uyumadın hala? Yok uyuyamadım. Seni merak ettim. Her şey yolunda değil mi? Of. Bilmem yolunda mı? Abla o ne demek ya? Dur dur dur. Gir yatağa üşüme. Koray yurt dışına gidiyor Gözde. Ya belliydi zaten. Bugün buradan giderken kafasında bir karar almış gibiydi. Koray bilmiyor, cerrah beyin kararı gerçi. Nasıl? Nasıl giderken? Buraya mı geldi Koray? Ay Gözde ne olur bana sakın olay çıktı, Burak'la kavga ettiler falan deme ne olur. Yok yok
Sevda ile birlikte geldiler. Son kapıyı Burak'la birlikte açınca... Sonra? Şaşırıp kaldılar. Hiçbir şey diyemeden gittiler öyle. Aklım çıkacak bir gün. Bir gün çıkacak aklım. Abisiyle tartıştılar. Sinirlenince buraya geldi demek çocuk. Niye tartıştılar ki? Her zamanki mevzular işte, Burak boşver. Cerrah abinin canına tak etti herhalde. Yani Kore'yi yurt dışına göndereceğine göre. Ne bileyim Gözde, vallahi hayırlısı olsun artık. Hayırlısı neyse olsun. Bir şey diyemiyorum. Bence herkes için en iyisi oluyor. Öyle mi diyorsun? Of, ne yalan söyleyeyim, sana bu haberi verdiğim zaman üzüleceksin diye çok korktum evvela, biliyor musun? Abla, ben Kore için üzülmeyi bırakalı çok oldu. Kusum benim. Hadi gir yatağına, hadi gir. Bana verdiğin sözleri tuttuğun için, sana her daim güvenebildiğim için seninle gurur duyuyorum. Bebeğim benim, bebeğim. Oh, oh.